Bugün Şevket Yalçın'la birlikteyiz. Şevket Yalçın'ın iki kitabı var. Evet. Kendisi bir öğretmen. Ben kitapları üzerine konuşacağım, yazdıkları üzerine konuşacağım ama önce kendisini tanıyalım. Hoş geldiniz, sizi hoş tanıyalım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Tanıştığımıza memnun oldum bu arada. Ben Deniz Türkçe öğretmeniyim. Eskişehirliyim. Küçüklüğüm Sakarya Deresi'nde geçti. Sakarya kaplıcalarının olduğu bilenler için ifade edeyim. Sakarya domatesi ile büyüdük. Oradan öğretmen lisesi okudum. Sonrasında da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümü bitirdim. Akabinde İstanbul'a Sultanbeyli ilçesine atandım. Yaklaşık 8 yıldır Türkçe öğretmenliği görevinde bulundum. Sonrasında da müdür yardımcılığı idari görev üstlendik. İşte 2015 yılından beri de yine Sultanbeyli'de idari görevlerimize devam ediyorum. Müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Evet. Bir Türkçe öğretmenisiniz. Evet. Özellikle bunu vurguluyorum çünkü aynı zamanda yazıyorsunuz. Evet, yazıyorum. Türkçe öğretmeni olunca tabii insan ister istemez kelimelere, harflere, paragraflara, hikayelere, şiirlere böyle akıyor gönlü insanın. Bu küçüklüğümden gelen bir şey tabii ki. Yani ben bir Türkçe öğretmeni olayım da efendim bir şeyler yazayım. Bir şeyler yazayım. Böyle olmuyor diye genelde. Olmadı tabii ki. Küçüklüğümde de yazıyordum ama ufak tefek şeylerdi onlar. Bunu şunun için vurguladım. Hani genelde edebiyat öğretmenlerinden, Türkçe öğretmenlerinden yazması daha çok beklenir. Evet. O yönüyle siz biraz daha avantajlı tabii, durumdasınız aynı zamanda. Daha rahat oluyor. Seviyorsun, daha böyle ilgiyi gösteriyorsun. Zaten ilgi gösterince oluyor bir şeyler. Ama bu şu demek değil, diğer alanlardakiler yazamaz demek değil tabii. Ben hatta birçok değişik alanda olan insanların yazdıklarını şahit oldum. Hoşuma da gidiyor. Hatta kendimce diyorum bak ben daha fazla yazmalıyım. Beni de teşvik ediyor açıkçası. Farklı alanlardaki insanların yazması da farklı pencerelerden farklı görüşler ortaya çıkıyor. Daha güzel oluyor bence. Ben şimdi iki tane kitabınız var bildiğim kadarıyla. Evet. Onlar da yepyeni. Evet. Şu an Haziran 2023'teyiz. Ve Haziran'da çıktı zannederim. Evet, ilk kitabım Haziran'da, Haziran'ın başında çıktı. Ben şöyle alayım onları bir yandan. İkinci kitabım da daha çok daha yeni öykü olan. Hangisi öncesi? Önce şiir. Özgür'e aşık, mavilikler. Önce onu biriktirdiklerimiz, önce onu şey yaptık. Ardından da öyküleri. Öyküler aslında daha evveliyatı var. Onları biraz bekletmiştim. Şiiri ön plana aldım. Yani yazım itibariyle hikayeler daha öncesinde. Daha önce, evet. Şimdi şuradan başlayalım. Neden yazıyorsunuz? Aslında şiir de ayrı, öykü de ayrı. Şiirin yazma nedeni aslında yok diyebilirim. Yani daha çok günlük yaşadığım duygu değişimlerine bağlı. Ama öyküleri neden yazıyorum? Öyküleri belki bir neden bulabilirim. Şiirleri duyguma bağlı ama öykülerde yani mesela burada oturuyoruz, burada sohbet ediyoruz sizinle. Burada bizim dışımızda hayat devam ediyor. Gözüme takılan bir şey olduğunda ya da kayda, bana göre kayda değer hayatın içinden bir şey fark ettiğimde o zaman kendime bir neden buluyorum. Veya bir otobüs yolculuğundayım. Orada bir olay cereyan etti. Evet. Ya da işte yürürken bir şey fark ettim. Bir konuya, bir olaya bağlı durumlar gerçekleştiğinde yapıyorum ben. Öyküler böyle çıkıyor. Yani benim dışımda gerçekleşen olaylar başlatıyor öyküleri, öyle söyleyeyim. Fotoğraf çekmek gibi mi biraz? Hani ben de kısa öykü yazarım, o yüzden bunları soruyorum. O anın, o yaşanan dilimin ya da o birkaç olay vardır. Tabii. Onun fotoğrafını sabitleyip bir yere aktarmak isteği gibi mi? Tabii, siz mesela bir fotoğraf çekiyorsunuz, çok güzel bir kuş yakaladınız, bir ağaçlık bir alandasınız. O kuşun hareketleri daha bir farklı geldi gözünüze. Ne yaparsınız? Hatta onu bir anda videoya geçmek istersiniz. Hikaye de öyle aslında. Orada ben yaşanan, vuku bulan durumu video kaydını alıyorum aslında hafızamda. Sonra onu senaryolaştırıyorum kafamda. Değiştiriyorum belki bazı taraflarını.
Ama daha çok hayatın içinden bir şeyler beni harekete geçiriyor. Öyle diyebilirim. Kitabınızda da bahsetmişsiniz, hayatın penceresinden Evet. dökülenler diye. Bunlar hep basit gözlemler fakat herkesin aynı biçimde gözlemlemediği ve kaydetmediği şeyler. İlla ki. Sizinle beraber mesela o öğretmenler odasında fareyi konuşan pek çok öğretmen vardı. Fakat sadece siz onu iyice gözlemleyip kaydettiniz. Evet, Bunun gibi bir şey. yani o hikayemde, mesela hikayemden bahsediyorsunuz. O hikayemde öğretmenlerimiz, ben öğretmen olduğum için bu hikayeyi kaleme aldığımda öğretmenydim, yani idari görevim yoktu. Öğretmenler odasını teneffüs ediyordum onlarla beraber. Yani orada fındık tadında başlayan bir sohbet vardı aslında. Mevzusu da evet fareydi, ama orada yaşananlar tam olarak öyle olmadı tabii ki. Ben onu Elbette biraz da süsledim, kurgu giriyor heyecan işin kattım, içine. kurgu yaptım, evet. Yani hikayelerin ya da şiirlerin de aynı şekilde bir yanı gerçekse bir yanı da kurgu ya da Evet. kurgu daha çok onu güzelleştiriyor öyle değil mi? Yani şiirlerimde mesela yazdıktan bir süre sonra yani o duyguyu bazen anımsayamayabiliyorum. Ama hikayede öyle olmuyor. Şiirler biraz daha böyle hemen yaz, kalsın orada mutlaka. Yani orayı çektin çektin, O o anın gidiyor. duygusunu Evet. kaybetmemek gibi, evet. Yani o anın duygusunu kaydetmek gerekiyor. Onun dışında sonra zaten değişiyor. Mesela bugün ben tekrar elime aldığımda bazı şiirlerimde mesela al diyorum, yani bu duygu ben ne ara nasıl yakaladım da yazdım diyorum, yani kendime de şaşırdım, şiirlerim oluyor mesela. Niçin yazdığınızı biliyor musunuz? Mesela geleceğe kalsın mı? Ya da birine doğru olsun mu? Biri için mi? Böyle bir hedefiniz var mıydı yoksa hayır böyle bir hedefim yok mu Yok, diyorsunuz? yani yazarken asla böyle bir hedefim olmuyor. Hatta bazen yazmak için oturduğumda ben kağıt kalemi çok aşina olamadım bu arada bunları yazarken. Bilgisayar Daha kullanıyorsun. çok laptopumu Evet. kullanıyorum. Belki daha kolay oluyor, bilemiyorum, ama mesela bazı yazarlar hatta iddia ediyorlar, işte kağıt kalemi kullanmadığın zaman onun keyfine varamazsın, daha güzel şeyler yazamazsın. Ben hiç öyle Ama olduğunu düşünmüyorum ben. yani hatta bunu bir ara da denedim yani. Biraz beni şey yapıyor, o duygu akışımı engelliyor, ne bileyim sil yapıştır vesaire, o kelimeleri falan düzeltmem gerekebiliyor. Yani bir anda geliyor. Hani gelenler bir anda geliyor. Neyle kaydedildiğinin çok Şiir önemi yok yazarken. aslında. Yani kalemle mi, bilgisayarla mı? Evet. Okuyucu için bu önemli mi? Değil Okuyucu tabii bilmiyor ki. ki zaten bunu. Değil. Yani orada duru bir akıcı bir dil varsa, okuyucu etkiliyorsa neyle yazıldığı önemli değil tabii. Ama bazen şu oluyor. İşte bir an geliyor bir kelime, birkaç cümle. Mesela yatmak üzeresin. Başını yastığa koymuşsun. Orada onu mesela telefonuma kaydediyorum. Sonra yazıyorum. Bazı şiirlerim öyle oluyor. Bazıları 2 gün boyunca devam ettirdiğim şiirlerim olabiliyordu. Olabiliyor. Yani bu en çok da şöyle hoşuma giden durumlarda, mesela müzik açıyorum kendime. Kulaklık takıyorum. O zaman daha böyle bir rahat, ilhamları rahat çağırıyorum. Öyle durumlar da oldu. Duygu yoğunlaşması Evet, gibi. duyguların yoğunlaşması ile ilgili. Daha Ama çok öyküler daha çok böyle hayatın içinden bir, bu dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi oluyor. Nerelerde yazıyorsunuz ya da yazmak için bir vakit ayırıyor musunuz kendinize ya da biraz rastgele mi oluyor? Aslında tabii mesai içerisinde olmuyor, ama bazen mesela işte müdür yardımcıları okulda, okulun ikili ya da tekli eğitimine göre okulda kalıyorlar, ama genelde işte bir ayarlama yapılırsa işte 5 gibi, bazen 5.30 gibi çıkılıyor. Benim 4 civarında bazen daha müsait oluyor o da. O zaman oturuyorum, diyorum ben bugün bir eksik tarafım var diyorum, illa akşam beklemeyin. Orada oturuyorum, orada bazen geliyor. Mesela birkaç yerimi hatırlıyorum. İdari koltuğumda otururken yazdığımda oldu. Ama daha çok akşam evde daha sakin, daha rahatken. Hatta bazen bir televizyon ekranında mesela anımsıyorum şiirimin bir tanesi. İşte bir karşımda televizyon ekranında bir dizi dönüyor. Orada bir kareden bir şey yakalıyorum.
Oradan bambaşka bir yere gidiyor şiir. Öyle durumlar da yaşadım. Ani sıçramalar şeklinde evet, gidiyor. Evet, ani sıçramalarla yazdıklarım da oluyor. Şimdi kitaplara geçelim. Özgürlüğe Aşık Mavilikler bir şiir kitabı. Evet. İlk şiir kitabınız aynı zamanda. Evet. Ben açıkçası şiirle aram çok fazla değil. Fakat okurken biraz zorlandığımı hissettim şiirlerinizi. Hikaye kitabı için aynı şeyi söyleyemem. Bunu çok daha hızlı okudum. Bunu biraz daha yavaş okumak zorunda kaldım. Biraz daha bana özel imgeler olduğu için belki. Zorluyor. Yani anlamakta zorlanıyorsunuz, takip etmekte zorlanıyorsunuz. Her şiirin ayrı bir dünyası var. Sizin şiirlerinizde genel olarak takip ettiğiniz bir şair ya da başka bir şey var mı yani, tarz olarak falan? Genel olarak yok da ben daha önce şöyle bir şiirlerimi kitaba dönüştürdüğüm zaman kendi kendim merak ettim, baktım yani. Hani bir şiir takip ettiğim bir şiir var, ben şair var, ben bu şairi örnek alayım diye asla şiir yazmadım. Veya işte bir şiir kitabına bak bu metot iyi, ben bu metotla devam edeyim demedim asla. Ama sonradan merak ettim kendimi, aynı sizin bana yönelttiğiniz gibi. Baktım güncel yaşayan şairlerin hiçbiri şiirlerini göz attım, şöyle bir listeledim yani. Hiçbirinde yokum. Öyle onu gördüm, onu fark ettim. Yani bir benzerlik bulamadınız aranızda. Geçmiş yani yaşamayan işte bilindik şairlere baktım. Ne bileyim Atilla İlhan'a, Cahit Sıtkı Tarancı gibi. Yani belki hani Cahit Sıtkı ile Atilla İlhan arasında olabilir miyim diye ya da Özdemir Asaf'a biraz böyle hafiften benzeyebilir miyim diye. Yani böyle bazı cümlelerin yapısını işte kelimelerdeki duygulardan biraz böyle hafif yakınlık hissettim. Öyle söyleyebilirim. Genelde çok duygusal, çok büyük bir hüzün, acılar o hikayeye de yansımış hissediyorum şiirlerde. Hikayelerde özellikle 3-4 tanesi dramatik sonla biten, dramatik konu. Yani o da farkında olmadan belki oluşuyor. İlla bunu yapayım diye yapmıyorum. Şöyle bir gözlemim var, bilmiyorum doğrudur yanlıştır. Sizde de aynı şeyi gözlemlediğimi söyleyebilirim. Genelde üzücü olaylar, hüzünler, insanları zorlayan ve iz bırakan şeyler hikayeye ve şiire konu oluyor. Çok sevinçli olaylar ya da komik olaylar hikayelerin, kısa hikayenin özellikle ve şiirin çok konusu olmuyor gibi geldi. Sizde de öyle mi? Yani benzer şeyler söyleyebilirim. Yani öyle çok büyük travmalar yaşamadım ama... Gözlemleriniz var en azından yani etrafınızda. Gözlemlerim var tabii ki. İlla ki hayatımda bazı zikzaklar oldu, olmadı değil. Zaten bunlar olmasa yani şunu söyleyebilirim, hatta belki iddia da olabilir. Dediğiniz gibi belli başlı sıkıntılar yaşamayan ve bir edebiyat yatkınlığı varsa o kişiler eğer öyle bir durumlar yaşadıysa mutlaka zaten dökülüyor. Ama yaşamadıysa pek de döküleceğini ben sanmıyorum. Yani sadece kıyaslama yapacak olursak çok büyük şeyler yok hayatımda ama yine de hayata pozitif bakıyorum. Belki duygularımda içimde hani derler ya bilinçaltımda belki veya dışarıdan biri benim hayatımı incelese ya bu çok dramatik bir hayatı var onun diyebilir ama ben bence o kadar dramatik bir hayatım yok ama içimde belki bilinçaltımda o dramatik kıpırdanmalar belki şiirime yansımış olabilir. Bilemiyorum. Şu da var. Yani illa sizin yaşamış olmanız gerekmiyor. Başkalarının yaşadıklarından da tabii, etkilenmek birinci yansıyor. Derecede, ikinci derecede yakınlarımda olumsuz şeyler oldu tabii ki. Oluyor. Ölümler oluyor. İşte zaten ben tek çocuğum. Belki hani kardeşim olsa belki daha farklı durumlar olabilir. İşte hayatı belki işte belli bir zaman evlenene kadar yalnız yaşadım. Arkadaşlarım tabii ki oldu. Yani bunları herhalde bir somut ölçüde değerlendirmek çok zor diye düşünüyorum. Ama illaki bu etrafınızda gördükleriniz, duyduklarınız bu hüzün olarak yansıyor. Bu insan olmanın gereği zannederim ben. Yani bir de şu olabilir, belki hani bu hüzün niye yansıttım? Belki de bu hüzünlerin birinin hani hüzünlerin okunmasını istedim. Ya da hikayemde hatta belki de şiirlerimde hani bu tarz mesela bazen paylaşımlar yapıyorum ben. Çok değil ama az da olsa takipçilerimden geri dönüşler oluyor. Yani daha çok o dramatik, hüzünlü olan şeyler daha bir ön plana düşüyor ve daha çok ilgi çekiyor. Yani hani daha çok ilgi çekiyor. Bunları yazayım diye söylemiyorum da. Yani herkesin hayatında benzer şeyler
benzer şeyler olduğunda insanların daha çok dikkatini çekiyor. Yani bunu da belki bir pozitif bir durum olarak da düşünebiliriz. Öyle söyleyeyim. Ben şöyle yapayım. İkinci kitap, öykü kitabı, Hayatın Penceresinden Dökülenler, Şevket Yalçın. İçindekiler bölümünü sayayım. Sizin en çok dikkatinizi çekenleri ben sormak istiyorum. Peki. Benim de dikkatimi çekenler. Tepe taklak, trafikte tepe taklak, unutkanlığı unutmak, acemi balıkçı, kar tatili, Nikolay ve Arthur. Burası benim ilgimi çekmişti. Sonunda Allah Allah diyorsunuz böyle. Tanrım Babama Merhamet Var, Sümbül Sokak, Öfkeli İlyas Efendi, Her Kırıntı Bir Fatiha, bu da ilgimi çekmişti epey. Acı Haber, Yanıltan Şişeler, İntihar, Ramazan'ın Son Günü, Fındık Tadında, Deli Hasan, Oyun Bitti. Burada mesela Deli Hasan örneğinde olduğu gibi sosyal konular da hikayeye yansıyabiliyor. Bir fabrikanın çevre duyarlılığı olan birisi tarafından nasıl karşılandığı falan gibi şeyler. Dedesinin Göz Bebeği, Oyun Bitti, Acı Günde Vefa gibi başlıkları var. Sizin burada en beğendiğiniz ya da evet bunu mutlaka okumalısınız dediğiniz var mıdır? Şimdi onu ifade etmeden önce bahsettiğiniz gibi aslında toplumsal gerçekçi hikayeler de var biliyorsunuz. Aslında farkında olmadan bazı hikayelerimde toplumsal düzendeki bazı problemleri de aktarmış oluyorum. Yani bu belki hikayeye başlıyorum, belki başka bir şey yazacağım veya farklı bir senaryo çizdim kafamda. Bir anda o tarafa kayıyor. Mesela işte o Deli Hasan'da olduğu gibi efendim mesela trafikte tepe taklak yine hakeza toplumdaki aslında önemli durumlardan biri. Onu oraya yansıtıyorum. Aslında toplumsal gerçekçi bir yazar öykülerde en azından böyle olduğumu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Kitaplarıma baktığım zaman yani tek tek yazdığım zaman belki bunu göremem ama kitabın bütününde hikayelere baktığım zaman sanırım bu da birazcık bana etkili uyuyor. Hikayelerde yani en beğendiğim aslında hepsini beğeniyorum da sıralama ama bunu mutlaka olsam, bir okumaları bir düşünmeleri lazım üzerinde dediğiniz bir şey vardır yani. Evet. Yani aslında acemi balıkçı severek yazmıştım. Öyle söyleyeyim. Her kırıntı, İlginç bir hikaye var. Evet. Her Kırıntı Bir Fatiha yine çok sevdiğim hikayeler. Deli Hasan da çok. Deli Hasan'ı yakın bir zamanda kaleme aldım bu arada. Bu arada şey var. Balıkçı ile acemi balıkçının çok balıkçı ile ilgisi yok olayın. Yani onu söyleyeyim ama çok ilginç bir sonu var. Acemi balıkçıyı ben kaleme aldım. Yıllar sonra bir haber kanalında bu hikayenin gerçekleştiğini gördüm. Yani tıpatıp gerçekleşmedi ama neyse şimdi bahsetmeyeyim. Yani hatta o haberi böyle bir kayıt altına alayım diye düşünüyordum. Öyle kaldı ama bazı hikayelerimin gerçekleşme ya da daha önce gerçekleşmiş olma ihtimali yüksek tabii. Mesela trafikte tepe taklak aslında bunu bizzat ben yaşadım. Tabii birazcık kurguladım. Kurgular da var. %95'ini ben yaşamış oldum. Yani bir daha bakacak olursak listeye. Tabii buyurun. Yani intihar öykümü aslında üzülerek yazdım. Öyle söyleyeyim. Hatta sonra koymasam mı dedim. Ama değiştirsem mi dedim. Çok travma oluşturabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet, konulması isabetli olmuş. Yani o da sevdiğim bir öykü. Öyle söyleyeyim. Oyun Bitti biraz daha farklı. Belki hani yine dramatik bir sonla bitiyor. O dramatik son olmasa belki çocuk hikayesine de evrilebilir. Belki değiştirilebilir. Hikayeler genelde şöyle. Ben kitabı biraz anlatayım okuyuculara. Hem merak etsinler. Çok kısa hikayeler. Bazen şöyle kısa hikayenin bir uzunluk ölçü birimi yok. Yani kısa filmin de olmadığı gibi. Evet. Yani nereden sonra romana geçiş yapar? Uzunluk mu belirler romanı hikayeyi? Onu bilmiyoruz. Fakat ben çok kısa hikayeler diyerek şunu söylemeye çalışıyorum. Okuyucunun sıkılmadan okuyup bitirebileceği bazıları 1,5 sayfa, bazıları 3 sayfa, bazıları 4 sayfa. En uzun Yanıltan Şişeler olması lazım. Aha, o birazcık uzun gibi. O da yani uzun değil, görece uzun söyleyelim. Ama geneli 1,5-2 sayfalık, 2,5 sayfalık hikayeler. Şu yani kitabı elinize aldığınızda, yanınızda taşıdığınızda bir oturuşta bir hikaye okuyabileceğiniz, kalkınca işte bir yere daha oturduğunuzda şöyle bir hikaye daha okuyabileceğiniz, yatmadan önce birkaç hikayeye göz atabileceğiniz şeyler.
Hani bazen artık şey toplumda şöyle bir şey oluştu. Yatmadan önce okunabilecek kitaplar, vapurda otobüste okunabilecek kitaplar gibi kategoriler ortaya çıktı. Evet. Bu tür kısa hikayeleri ben okumak isteyenlere özellikle hani nasıl okumaya başlayabilirim, okumak nereden başlamalı? Ben hep kısa hikayeleri tavsiye etmişimdir. Bu kitap da onlardan biri olacak. Şiir kitabı tavsiyeme gelince ben şiir kitabı tavsiye etmek çok güç gelir bana. Çünkü kim neden hoşlanır, hangi tür şiirden hoşlanır onu bilmek zor. Ama ben şunu bilinmesini isterim. Yazarımızın bir de şiir kitabı var olduğunun bilinmesini istiyorum. Bir bakarlar, göz atarlar, kendilerine uygun bulurlar, çok hoş olabilir. Ama hikaye kitabını tavsiye etmeden geçmek istemem. Hatta hikayelerde şöyle oluyor bence. Belki de bu benim farkında olmadığım bir tarzım. İşte okudunuz, ya tekrar bir açıp bakıp, ya bunun sonu böyle olmasa mı acaba? Ya bunun sonu niye böyle? Dediğiniz öyküler de var. Dolayısıyla öykülerin aslında sonlarını okur tamamlıyor aslında. Belki de birçoğunda. Ya da şimdi ben öğretmen olduğum için birkaçını öğrencilerimle paylaşmıştım. Onlar da ya hocam orası öyle olmasın. Şöyle devam etsin. Ne oldu hocam sonra? Bitti hikaye. Nasıl hocam? İşte orası öyle olmadıydı. Caddeye çıkmıştı. Sonra efendim ambulans gelmedi mi? Size bırakıyorum falan o diyorum. O akış sizin kafanızda devam etsin artık değil mi? Yani ilginizi çektiyse. Öyküde hani belki bu bahsedilebilir. O akış okurun zihninde devam eden öyküler. Şöyle bir alışkanlık da var ya hocam. Hani biz masallarla büyüdük. Şükür ki öyle oldu. Masal kitaplarını okuduk. Doğulu bir karakterimiz var. Romanlar da hayatımıza girdi. En nihayetinde şöyle olur. Evlenirler. Çocuk çoluk çocuğa karışırlar. Mutlu olurlar. Evet. Kerevetine çıkarlar. Gökten üç elma düşer. Öyle biter. Yani bittiğini onlara hissettirmeniz gerekiyor. Yani filmleri hatırlayın. Önceki filmleri The End yazardı. Bütün filmlerde. Son yazardı. Kısa hikayede de insanlar bunu bekliyor. Yani şimdi bitti ve güzel bir şekilde bitti. Ya da çok kötü bitti. Burada birden bitince şaşkınlığa uğruyorlar. Ama en çok da o birden bitip de ya tadı damağımızda kaldı dediğimiz filmler var ya. Evet. Onlar daha çok beğeniliyor. Ben yani izlediğim filmlerde hep öyle olur. Hay Allah. Ya bekleyelim bakalım. Belki bir daha gelir. Bunun ikinci filmi yok mu falan dediğimiz filmler daha çok hatırda kalıyor. Etkileyici oluyor. Ama ben bunu bu yüzden yazmıyorum. Bu benim belki biraz tarzım. Yani uzatabilirim ama etkili bir sonla bitirmek. Bu kadar olması yeterli değil mi? Sizi kendinize anlatmanız ya da birinin alabileceği şeyler için. Tabii yeterli. Ben hatta bazılarını da denedim. Sildim. Geri o eklediğim paragrafı sildim mesela bazı öykülerde. Dedim burada bir şey daha güzel olacak diye düşündüm. Hocam iki kitabınız hayırlı olsun. Teşekkür tekrar. Ederim. Bundan çok sonra tamam. Projeleriniz var mı? Yazmaya devam ediyor musunuz? Yani öyküyü dediğim gibi 2012'den işte 2017 arasında yazdığım öyküler hemen hemen. Bir edebiyat atölyesinde başlamıştım öyküye. Öykü için biraz geniş perspektifte biraz zaman gerekiyor. Ya da işte yaşamın içine girip daha çok örnekler incelemek, gözlemlemek gerekiyor. Ama şiirler öyle değil. Şimdi buradan çıkıp yürürken bile veya eve geçtiğimde bir kelime, bir cümle, bir duygu, bir belki bir müzik hemen oluşturabiliyorum şiirlerde. Öyle bir durum var. Ama öykü için biraz zaman alır. Ama düşünüyorum tabii ki bunlar benim ilk ürünlerim. Belki epeydir de beklettiğim, özellikle öykülerim epeydir beklettiğim ürünler. Yani bunun sevincini yaşıyorum. İnşallah devam edeceğim. Devam etmeyi düşünüyorum. Geri dönüşler nasıl hocam? Çok yeni gerçi ama. Öykülerim çok paylaşılmadığı için çok geri dönüş almadım. Hani bundan sonra belki okurlar tarafından dönüşler alacağım. Ama şiirlerde çok güzel dönüşler aldım. Yani şiiri anlayan, anlamayan, yani daha doğrusu okuyan, ilgi gösteren, kendisi de yazan kişilerden daha çok okuyup kendisine etki bırakan, işte betimlemeleri çok güzel yaptığım söylendi mesela, anımsadıklarımdan biri. Yani güzel dönüşler alıyorum ama almasam da bu duygular içimde bir yerden bir şekilde dışarı sızıyor. Dolayısıyla devam edecek yani. Evet.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tavşanlı'ya geldiniz. Tavşanlı'da evet. Böyle bir görüşme imkanımız oldu. Tekrar hayırlı olsun. Tavşanlı ikinci memleketimiz bizim. Evet. Tavşanlı'dan evli aynı zamanda evet. Şevket Yalçın Bey. Biz başarılar diliyoruz yani, yazma hayatınızda. Bu vesileyle sizlerle tanıştığıma ben çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de memnun oldum hocam. Böyle bir vakti zaman ayırdınız. Kısa bir zamanda okudunuz öykülerimi, şiirlerimi. Severek okudum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. İnşallah bir başka kitabınız daha çıkar. Yine aynı i̇nşallah, şekilde görüşmek inşallah, nasip olur diye. İnşallah. Çok güzel olur yani. Benim için de güzel olur. Tekrar buluşma vesilesi olur ayrıca. İnşallah hocam. Peki. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.